İletişim insanlığın en temel ihtiyaçlarındandır. Artık anlık habere ihtiyaç duyduğumuz bir dünyada yaşıyoruz. Zamanla tamamen özgün ve bize ait bir dil oluştu topraklarımızda ve yeşerdi hızla. Tarafsız, özgür ve çok sesli bir medya için yerel gazete okuyun. İMC gazetesi. Bedava binilmese 2-3 tane battı çıktı yaparız. Toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanan kesimin yaşlı ve engelliler olmasına rağmen durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getiren Başkan Kocamaz, araçlara bedava binen vatandaşlardan dolayı zarara uğradıklarını söyledi. Başkan Kocamaz, belirlenen kitlelere zaten biz ücretsiz hizmet veriyoruz. Ancak bu iş bazen abartılıyor. Normal vatandaşlarımız da toplu taşıma araçlarımızı ücretsiz kullanıyor. Vatandaşlarımızdan rica ediyorum, otobüslerimize binerken lütfen kartlarını okutarak binsinler. Bedava binenlerden dolayı yıllık yaklaşık 40 milyon lira zararımız oluyor. Bu parayla 2-3 tane battı çıktı yapabiliriz şeklinde konuşarak vatandaşlara tepki gösterdi. Sokak düğünleri yasaklandı. Mersin Valiliği, İçişleri Bakanlığı, İller İdaresi Müdürlüğü'nün yazılı talimatı gereği açık alanda düğün, kına, sünnet ve benzeri organizasyon yapılmasının OHAL kapsamında yayınlanan KHK ile yasaklandığını açıkladı. Hakimiyet Gazetesi. Mersin'de Muhtarlar Günü törenle kutlandı. Mersin'de Atatürk anıtına çelenk koyan muhtarlar, kültür merkezindeki törende de Mersin Valisi Özdemir Çakacak'la bir araya geldiler. Vali Çakacak, vatandaşların devlete ulaşmasının ilk basamağını oluşturan, devletin vatandaşla buluşmasında adeta giriş kapısı olma niteliğiyle önemli bir görevi yerine getiren muhtarlarla buluşmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, "Muhtarlarımız, halkımızla yerel ve merkezi yönetim arasındaki iletişimi sağlamaktadır ve halkla devlet arasındaki bir köprü görevini üstlenmektedir," dedi. Sahipsiz tarihin mezar soyguncularıyla imtihanı. Silifke ilçesine bağlı Örenköy yakınlarındaki Uğuralanı mahallesinde bulunan antik dönemde Olba Krallığı'nın merkezi ve önemli bir ticaret kenti olan Olba kenti, mezar soyguncularının uğrak yeri olmaya devam ediyor. Güney Gazetesi. 450 çalışan ne olacak? Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Anonim Şirketi bünyesinde bulunan Paşabahçe Cam Mersin Fabrikası'nda üretimi durdurma kararı aldı. İşverenle yetkili sendika Kristal İş arasında fabrikada çalışan 450 işçinin durumunun ne olacağına dair görüşmeler sürüyor. İşveren, işçileri iki farklı ildeki cam fabrikalarına aktarmayı önerirken sendika işçilerin Mersin'deki fabrikalara aktarılmasını istiyor. Sürekli fabrika kapatıyoruz. MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Paşabahçe Mersin Fabrikası'nın kapatılmasına tepki gösterdi. Şimşek, teknik ömrünün bittiği söyleniyor, ekonomik ömrünün bittiği söyleniyor bu fabrikanın ama Mersin'de bugüne kadar bir tane yeni fabrika açmıyoruz. Sürekli fabrika kapatıyoruz, dedi. Haberci Gazetesi. Marina'dan yanıt, parası olan gelsin. Mersin Marina'dan 10 lira otopark ücreti tepkisine yanıt. Daha elit müşteri için yönetim böyle uygun gördü. Evlerine kavuştular. Silifke Belediye Başkanı Doktor Mustafa Turgut, Hakkari'de güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan 29 yaşındaki jandarma uzman çavuş Mehmet İlker Şahin'in ailesini ziyaret ederek Taşucu TOKİ konutlarında bulunan evin tapusunu aileye teslim etti. Mersin Gazetesi. Patronla işçiyi buluşturan fuar, Mersin Valiliği himayesinde İşkur koordinasyonunda ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin de aralarında bulunduğu 13 kurum ve kuruluşun katkılarıyla düzenlenen 6. Mersin İş ve Kariyer Fuarı başladı.
suda bilinciliği yüksek lisans öğrencisi göğüsledi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi kampüsünde sürdürülebilir su yönetimi projesi birinci oldu. 18-20 Ekim 2016 tarihinde Mersin'de düzenlenen Türk-Alman İşbirliği günlerinde ödüllerinde ODTÜ yüksek lisans öğrencisi Melike Kiraz hazırladığı Orta Doğu Teknik Üniversitesi kampüsünde sürdürülebilir su yönetimi adlı çalışmayla birinciliğe layık görüldü.